20. yılla ilgili görüşlerimiz, malumunuz üniversitelerde ve çeşitli kurumlarda böyle 10. yıl, 20. yıl, 25. yıl, 50. yıl, 100. yıl gibi yıl dönümleri önemli unsurlardır. Bizde de üniversitemiz ne mutlu ki 20. yılını başarılı bir şekilde kutlama durumundadır. Üniversitemizde 20 yılda tabii ki büyük işler yapılmış. Kırgızistan'ın tek kampüs üniversitesi olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde 20 yılda tabii azımsanamayacak çok güzel işler yapılmış. Özellikle son 6 yılda gayet başarılı hamleler yapılmış. Ben Balıkesir Üniversitesi'nden buraya geldiğimde aşağı yukarı 5 yıl oldu. Bazı yerlerde daha çukur, inşaat çukurları vardı. Onlar da hızla yapıldı. Bunlardan bazılarını sayacak olursak, teknopark bitirildi. Sosyal tesisler bitirildi. Burada yemekhane var malum içinde. Turizmle ilgili sınıflar var. Yeni sanato salonu var, VIP salonu var. Gayet güzel tesisler orada bitirilmiş durumda. Onun dışında kapalı spor salonumuz yine bu inşaat çukurlarından birini oluşturuyordu, bitirildi. Yeni rektörlük binası, fen fakültesi binası, mühendislik fakültesi binası, bunlar başarılı bir şekilde bitirildi ve hizmete sokuldu. Özellikle bitirilme aşamasına gelen turizm fakültesi, veteriner fakültesi, ziraat fakültesi yakında hizmete sokulacak. Yine ilahiyat fakültesi bitirilme safhasında. Cami bitirildi bu arada. Tabii bu üniversitelerin altyapısını oluşturuyor. Bunun dışında saygın bir üniversite olma yolunda Orta Asya'nın ve Kırgızistan'ın en güzel üniversitelerinden biri, belki en iyisi olma yolunda hızla ilerleyen üniversitemiz etraftan, halk tarafından sevilmekte ve takdir toplamakta. Dışarıda biz bunu vatandaşlarımızla konuşurken de gözlemekteyiz. Manas Üniversitesi'ndeyiz dediğimizde bize gözleri parlamakta, bize sempatiyle bakmaktalar. Bu da tabii burada yapılan geçmişteki işlerin, bundan sonraki yapılacak işleri de referans olması açısından, olacağı açısından değerlendirildiğini düşünüyoruz. Biz üniversitemizin burada sevildiğini görmekten mutluluk duymaktayız. İnşallah daha güzel günlere hep beraber götüreceğiz. Tabii biz sadece eğitimle bu işin tamamlanamayacağının farkındayız. Özellikle öğrencilerimize sportif faaliyetlerle beraber, çeşitli sosyal faaliyetleri, akademik çalışmalarla beraber götürmek istiyoruz. Mesela geçen Çocuk Esirgeme Kurumu'na kendi aramızda para toplayarak ziyarette bulunduk ve orada 102 öğrencimizi, kız erkek çocuğumuzu, 2-4 yaşlar arasındaki çocuğumuzu giydirdik. Onların oradaki mutluluk halleri bizi son derece sevindirdi. İnşallah bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bunun dışında yine üniversitemizde malumunuz işte 8 Mart Kadınlar Günü, Erkekler Günü, Doğum Günleri gibi çeşitli faaliyetleri hep beraber kutlamaktayız. Sosyal faaliyetlerimiz çok güzel. Öğrencilerimiz tabii kendi çapımızda, judoda, sportif alanlarda, karatede, güreşte dereceler aldılar. İkincilik, üçüncülükler aldılar. Daha önceki yıllarda futbolda üniversite birincisi olduk. Bu gayretimiz yine hep beraber sürüyor. Biz öğrencilerle özellikle arkadaş olma, seviyeli bir ilişkiyle burada sevdirme, onlara burası benim üniversitem, ben buraya aitim diye aidiyet duygusunu vermeye çalışıyoruz. Tabii biraz önceki iltifatınız için teşekkür ediyorum. Tabii üniversitemizin girişinde bulunması meslek yüksekokulumuzun durumunu haliyle daha önemli kılıyor. Biz girişte olduğumuz için güzelliğine, bahçesinin bakımına, temizliğine son derece önem veriyoruz. Bahçemizi gördüğünüz gibi park haline getirdik. Sadece öğrencilerimiz değil, diğer fakültelerdeki öğrencilerimiz ve halktan da gelip bahçemize oturup dinleniyorlar. Burada kanal dan faydalanarak hemen yan tarafta gördüğünüz küçük bir havuz yaptık. Bu havuzun içinde devri daim şeklinde su akıtmaktayız. Çit bitkileri yaptık. Biraz sonra belki arkadaşlarımız verirler. Küre şeklinde bir oturma grubu yaptık. Büyük bir sundurma yaptık. Bu sundurmada açık ders sınıfı uygulayabileceğiz. Hatta bir uygulamasını yaptık çocuk gelişimi programıyla beraber. Onun dışında tekli ve çiftli oturma gruplarımız var. Çocuk yuvalarımız var. Lojmanlarımızın arkasında bulunan at figürünü sağ olsun rektör bey isteğimizi, istirhamımızı kırmadı, bize verdi. Çeşitli işte keçi figürleri vesaire. Bunlar ağaçların etrafına oturma grupları.
öğrencilerimize daha fazla motivasyon veriyor. Biz de onlarla, onların katkılarıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmaktan mutluyuz. Bahçemize mesela girişe hemen bir çeşme yaptık. O çeşmeye sevgi için yazdık üstüne. Onlar o sevgi kelimesiyle beraber daha mutlu oluyorlar o suyu içtikçe. Onun dışında bunu bu sene Yusuf Has Hacib'in doğumunun 1000. yılına ithafen yapmış bulunuyoruz. İnşallah bu tür çeşmeler üniversitemizde de yayacağız. Rektörlüğümüzün hemen ön tarafına da bir Manas çeşmesi benzer. Hatta bizimkinden daha güzelini yaptık. Rektörlüğe bizden daha iyi yakışır diye daha güzel bir çeşme yaptık. Kuş yuvaları yaptık. Bunlar tabii bahçeyle ilgili faaliyetlerimiz. Okulumuzun içinde son 3 ayda çeşitli faaliyetler, akademik faaliyetlerimizle beraber mesela Muharrem Kaya arkadaşımız, Sariye Uçkaç, Gülnara Karadeniz arkadaşlarımızla çeşitli makale ve bildiri sunma faaliyetlerimiz oldu. Son 3 ayda geçenlerde 7. Girişimcilik Kongresi'nde yine bildiri sunduk iki arkadaşımızla. Bu tür faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Eğitimimiz gayet başarılı ve disiplinli bir şekilde gidiyor. Dikey geçişlerde yine sağ olsun üniversitemizin çeşitli birimleri bize kontenjan verdiler. Bu sene 23 kontenjanla üniversitemizin çeşitli birimlerine öğrencilerimiz dikey geçiş yapacak. Buradan fakülteleri bitirecek. Bu da motivasyonu artırıyor. Onun dışında yine stajla ilgili çalışmalarımız var. Geçen sene göndermiştik. Bu sene de 102 öğrencimizi Türkiye'nin Antalya şehrine göndereceğiz. O da tabii motivasyonu artırıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda orada haçlık alacaklar ve kendi branşlarında yetişecekler. Onların ufuklarının açılmasında son derece katkılı olduğunu gözlemliyoruz. O da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bunun dışında tabii öğrencilerimizin yapmış olduğu faaliyetler var. Bunlardan bir tanesi problemli çocuklarla ilgili öğrencilerimiz kendileri sunumlar yaptılar. Bizim bütün öğretim elemanlarımız her hafta bir seminer veriyorlar burada. Çeşitli konularda seminerler var. Burada vaktinizi almak istemiyorum ama onun dışında öğrencilerimizin verdiği seminerler var. Bu da ayrı bir başarı. Büro yönetiminde, pazarlamada, çocuk gelişiminde çeşitli sunumlar yapıyorlar. Gösteriler yapıyorlar. Tiyatro şeklinde gösteriler var. Onunla zaten öğrencilerimizde bu tür yetenek hissediliyor onlarda. Özellikle konuşma, yabancı dil vesaire gibi konularda gayet başarılılar. İnşallah daha güzel olacak, onlara da inanıyoruz. Mesela daha temiz bir çevre için geçen haftaların birinde bir çevre temizliği yaptık. Bu da okulumuzu görüyorsunuz her taraf hem çevre açısından pırıl pırıl tertemiz. Hem içeride şimdi inşallah göreceğiz her taraf tertemiz. Temizliğe önem veriyoruz. Kantinimiz mesela gayet güzel, belki biraz sonra değineceğiz, %120 oranında büyüttük. Bu çalışmalarımız yine devam ediyor. Onun dışında yine çocuk gelişimi öğrencilerimize şapka altı düşünce tekniği ve örnek uygulamasını bu büyük sundurmamızda gerçekleştirdik. Yine bahçemizde de çalışmalarımızı çiçeklendirme yaptık. Çit bitkileri yaptık. Ayrıca üniversitemizin çeşitli birimlerine de biz katkılar veriyoruz teknik alanlarda. Mesela son çalışmalarımızdan biri meslek yüksekokulu olarak İlahiyat Fakültesi'nin hemen bahçesine 4 tane tekli sundurma yaptık. Hobi bahçesine büyük bir bu sundurmamızın benzeri büyük bir sundurma yaptık. Bu şekilde de çalışmalarımız var. Onlara destek veriyoruz. Bu seneki çalışmalarımızın başlığında birincisi inşallah şimdi göreceğiz o kantinimiz. Biraz önce bahsettim %120 oranında büyüttük kantinimizi. Onun dışında amfi yaptık. 200 civarında öğrencimizi alacak şekilde bir amfi yaptık. Tamamen kendi gayretlerimizle. Zaten şu anda okulumuzda da matbaadan dönüştürülmüş olan okulumuzda iç mekanlar oldukça ferah. 3570 metrekare kapalı alanımız var. Bu alanlarda 12 tane sınıfımız var. 6 laboratuvarımız var. 2 depomuz var. Çeşitli öğretim elemanı odalarımız var. Bütün bunların yanı sıra otomatik programı olarak mesela biz go-kart, ilk uygulamamız go-kart yaptık. Küçük bir go-kart yaptık. Onun dışında bir gezi aracı yaptık ve Kırgız Resmi Televizyonu'nda tanıtım yapıldı.
Onlar biz gelip de biz bunu yaptık demedik. Onlar duymuş geldiler, biz bunu çekelim tanıtalım dediler. Şu anda bir elektrikli otomobil projemiz var. Bitme aşamasına geldi. İnşallah bittiğinde onu da daha detaylı gösteririz. Bunda da amacımız elektriğin ucuz olması ve dışa bağımlı olan petrolden içerideki üretilen elektriğe dönüş yapabilecek teknolojiyi burada kullanabilmek. Bu açıdan yine bizim mutlulukla yaptığımız projelerimizden biri. İnşaat programımızda laboratuvarımıza sağ olsunlar rektörlüğümüzün, rektör beyin özellikle desteğiyle 3 yeni cihaz almıştık. Bu cihazlarımız aşağı yukarı 55 bin dolar civarında. İnşallah bu sene alacağımız oraya bir öğretme elemanımızla bu programı daha da aktif hale getireceğiz. Ki bunlarla biz Kırgızistan'da diğer inşaat birimlerine de hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Onun dışında yeni bir servis gibi diyelim otomotiv programına bir birim oluşturacağız. Burada belki araçlar vesaire yıkanacak, üniversitemizin araçları bakılacak ve ekonomik bir kazanç da elde edeceğimizi düşünüyoruz. Daha aktif hale gelecek yani yüksek okulumuz. İnşallah Kırgızistan'da örnek bir yüksek okul olma yolunda gayretlerimizi sürdürüyoruz.